bitti mi? Hiç iyi yapmadın Nur. Bu kadarını hiç iyi yapmadın. Renkli lansman gecesine reklam yüzü ilan edilen genç model damgasını vurdu. Gazetesi gece boyu Yiğit Kozan'la kameraların önünde boy gösteren güzel model için çalıştı. Kozan ailesine yakın kaynaklar genç kadının Yiğit ve İcral Kozan çiftinin oğullarının bakıcısı olduğunu iddia etti. Her yerdeler ya. Şuna bak, her yerdeler. İcral nihayet şu kızla ilgili özüne döndü yani. Hayır yani ne kadar abartmışlar ya. Maşallah Fırat'ın da PR gücü çok yüksekmiş. E hayatım ne yapacak işte? Bütün gücünü sevgilisini parlatmakta kullanmış. Aynur da dört ayak üstüne düştü maşallah. Sen de kendine artık yeni bir bakıcı ayarlarsın herhalde ha İcral? Sonuçta kızın şöhretli bakıcı olacak hali yok ya. İçim şişti vallahi. Nur aşağı, nur yukarı. Bu ne ya? Ben bir Yiğit'i arayayım. Asıl senin kızının içi şişti. Çok konuşma Nazan. Hadi Aytül Hanım hadi. İcral ne kadar kıskançlıktan kuduruyorsa senin de yüzünde güller açıyor maşallah. Yiğit kim bilir nasıl yapmıştır çırasını. Kendi bacağına sıktı kurşunu akılsız. Fırat'ın ipiyle indiği kuyuda boğulduğunu görmek istiyorum. Al, açmıyor işte. İşi vardır İcler. Tamam hadi, bitti kahvaltı. Sıkıldım ben. Eve gidiyoruz hadi. Nur'la konuşacaklarım var benim. Aa, vallahi ben spaya inmeden şuradan şuraya gitmem. Başlatma spandan Nazan. Ne konuşacak mısın sen Nur'la? Hı? O senin peşinde dolansın konuşalım diye. Ay hiç yani. Kızın yaptığı da görülmüş şey değil ya. Sen bakıcılık yaptığın evden habersiz. Git hem de aile şirketinin reklam yüzü ol. Ay rezalet ayol. Tamam ben de o rezaletin hesabını soracağım işte hadi. Yol verirsin, seninle çalışmak istemiyoruz dersin, olur biter. Bunda bir acelesi yok. Keyfimize bakacağız. Evimize de aheste aheste gideceğiz. İtiraz istemiyorum. Ben bir kahve alabilir miyim lütfen? Ben de bir şekerli tüp kahvesi alabilir miyim? Hadi hadi kalk. Giyineceğiz. Kalk 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 kalk. Babam söz vermişti. O bırakacaktı bugün beni okula. Hani babam? Babanın işi çıkmıştır tatlım. Yoksa tutmaz mı sözünü? Yarın bırakır seni. Ama bugün için söz vermişti. Ah Yiğit. Babama mı dedin? Yok canım, ben babana demedim. Hadi sen çantanı kapat. Ben de matara nasıl doldurayım? Hadi aşağıya ineceğiz. Tamam. Anlaştık o halde. Nur. 2 saate kadar canlısı görüşürüz. Hoşça kal. Mert'i okula yetiştirmem lazım. Sonra konuşuruz. Nur. Bakman lazım. Ne bekliyordun? Dün gece çektirdiklerini hatıra fotoğrafı mı sandın? Ben bu kadarını... Bu kadarı daha hiçbir şey bilmiyor. Sen eğlenceli ama bir o kadar da dikenli bir yolun başındasın. Bunlar daha sakin günlerin. Yol aldıkça artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dün gece iyi de kafa tutarken, o sahnede bir yıldız gibi parlarken her şey çok kolaydı. Tek bir amacım vardı, kocanı kızdırıp ona bir ders vermekti. Tam olarak ne yaptığını şimdi daha yeni görebiliyorsun değil mi? Ben Mert'e geç kalmayayım. Nur, buradaki işlerini hallet, birlikte ajansa geçeceğiz. Seni tanıştırmak istediğim birileri var. Kendi yoluna yürü Nur. Yürü de kaybedeceklerini boşuna kaybetmiş olma.
Onun dediği gibi bir hayat mı istiyorum gerçekten? Topla kafanı. Sırf Yiğit'e inat. İstediğim hayat gerçekten bu mu? Topla kafanı. Bu geceyi ben istedim Yiğit. Ben bu gece seni o kadar kızdırmak istedim ki. Öfkeyle bile olsa gel bize teslim ol istedim. Sen benimle konuşmak için af dilememi bekleyeceksin demek. İyi. İstediğin kadar bekle. Ben de karşımda eskiden tanıdığım adamı görmek için bekleyeceğim. Ama beklerken o çiftliğe kapanmış, o zavallı kız olmayacağım. Oh, ne iyi geldi vallahi. Ay sıcak bana yaramıyor. Masajı yaptırayım, benim işim biter. Ay İcdal. Biz bu bittikten sonra bir de yosun terapisi alalım mı? Ay hiç o kadar kalamam ben. Eve gideceğim. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Tutturdun evde ev diye. Ay ne yapacaksın evde? Gazete haberlerini mi imzalattıracaksın bakıcıya? Nazan bak, bana bak. İcdal tamam. Bırak. Biliyorsun kendi çalıyor, kendi oynuyor. Nazan, burada bari huzur ver lütfen. Aa, Şule'ler geldi. Nazan sakın bak. İclal, iki hoş beş. Tamam. Aa, merhabalar. Merhaba. Ay ne harika bir geceydi değil mi? Bütün gazetelerde Yiğit Bey'in haberi var. O manken kız. Ay ne güzel kız da öyle. Ya, değil mi? Siz de mi masaja geldiniz? Bali'ye mi, taşa mı? Ay biz de öyle bir hamam yapalım dedik bu sefer. Dur, dur, dur. İşin Allah aşkına doğru söyle. Bütün gazetelerde o kıza bakıcı diye yazmışlar. Aslı astarı var mı? Olacak iş mi canım? Kim çalıştır öyle bakıcıyı yanında? Ay sıcak bastı beni vallahi. Vallahi sıcak bastı, ben gidiyorum, masaj falan istemiyorum ben. Aa, bize mi bozuldu? Ne münasebet. O da sıcağa çok gelemiyor benim gibi. Ben ona bir bakayım. Nazan sen burada kal. Tabii tabii, kalıyorum ben zaten. Kızlar, siz dedikodu mu istiyorsunuz? Hocamla o kızı konuşuyor ya. Çıldıracağım şimdi. Çıldırmışsın zaten. Şu haline bir bak. Şulelere ne diyeceğimi bilemedim arkandan. Hani bana söz vermiştin. Eskisi gibi olmayacaktın. Söz verdiysem ermedim herhalde anne ya. Gazetelerde çarşaf çarşaf fotoğraflar, Yiğit'in yanında Nur. Herkes onları konuşuyor. Ben sinirlenmeyeyim, ne yapayım acaba? Sözünü tut. Akıllı davran İcdal. Herkesin gözünde mankencilik oynayan, ucuz bir bakıcıyı kıskanan kadın mı olmak istiyorsun? Bunu mu yakıştırıyorsun sen kendine? Kimse iki günde unutulacak gazete haberleri yüzünden abuk subuk düşünmez. Ama senin bu histerik tavırların acaba mı dedirtir? Ne? Bağırma bana. Kendine bağır. Ya kızın Fırat'la olduğu gün gibi ortada. Allah bilir, şüphelerim de doğruydu benim. Belki bebeğin babası da Fırat. Günahları boynuna. Kızın alakasının olduğu insan belli. Sen neden onu kocanın yanına yakıştırıyorsun ha? Bir daha böyle davrandığını görmeyeceğim. Hadi şimdi duşumuza girelim. Sakin sakin gidelim evimize, tamam? İyi tamam ya, haklısın. Belli işte Nur, Fırat'la beraber. Ben bunaltmayacağım kocama. Prim vermeyeceğim dedikodulara. Allah'ım sen biliyorsun. Hadi bakalım. Al bakalım. Şunu takalım. Hadi bakalım böyle, o. Oh. Aferin oğluşuma. Okula mı gideceksin sen? Şuna bak şuna.
Dün gece bu pozları veren başkasıydı sanki. Oh! Gündüz saf temiz bakıcı ayakları, gece şöhret merdivenlerini tırmanmaca. Ben seni bu uğursuz evliliğin yüzünden hayatımın cezasını alayım. Sen burada el alemi enayi yerine koyup şov yap ya. Yanına da yakışsa bari. Allah çirkin şansı versin işte. Dün gece sen eğlendin Nur Hanım. Bu sabah da ben eğleneyim bakalım. Sağ ol oğlum. Ay. Dün gece kaçta geldin? Ne bileyim anne ben. Yolunu gözlüyorum sanki. Aman sus tamam, baban duymasın kızım. Ha, ben de bütün gazeteler nerede diyordum. Ay çok da gazete okursun ya. İş bakıyoruz herhalde kızım. İyi ah, hadi genel kültürün artsın. Babacım. Al bakalım dünyada neler oluyormuş. Ver bakayım şu spor sayfasına bak. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe. Nasıl? Spor sayfasından daha heyecanlı değil mi? Hayır efendi, bu makine yine bozulmuş. Hafize! Senin bu rezaletten haberin var mı? Ha? Şu. Allah'ım ya Rabbim. Yarın seni ben götüreceğim demişti. Söz vermişti. Hani nerede? İşi çıkmıştır tatlım. Gece mutlaka gelir. Anında hep iş çıkar zaten. Hadi bakalım. Arabada gelir birazdan, tamam mı? Dersini güzel güzel yap, hocanı dinle, olur mu? Nur, sen hep benimle kalacaksın değil mi? Kalacağım tabii. Söz verdim ya, unuttun mu? Babam da söz verdi ama o sözünü tutmadı. Babanın mutlaka... Babam sözünü tuttu. Baba, beni unuttun sandım. Ben seni hiç unutmuyorum oğlum. Hadi bakalım okula. Ver şu çantayı. Okula geç kalmıyor. Baba, biliyor musun? Nur gazeteye çıkmış. Sen de varsın. Ben gördüm. Hadi okula, hadi. Siz Nur'la küs müsünüz? Olur mu öyle şey? Niye küs olalım? Hiç konuşmuyorsunuz. Yok, sana öyle... Hadi, hadi. Uzatma. Çocuk bile anladı ya. Kız, kız sen canına mı susadın ha? Tayyar, Tayyar yapma Allah aşkına, sakin ol. Çekil Hafize, seni de paralamayayım şimdi ha. Baba anneme ne bağırıyorsun ya? Sen! Halamı rahat bırak. Bak ben karşındayım. Sen sus, hiç hala deme bana. Yazıklar olsun. Anneciğim sen karışma bak, kalbim malbin. Ulan sen benim başıma bela mısın ha? Sen benim başımı derde sokmak için mi geldin buralara? Edepsiz, ahlaksız, rezil seni. Senin bu saydıklarının hiçbiri değilim ben. Bu hakaretlerinin karşılığını verirdim ama büyüğümsün diye susuyorum. Başım senin kemiklerini sana sürer. Tayyar! Tayyar efendi! Dur sen dur. Dur, senin elimden kimse alamayacak beni, dur sen. Ne oluyorsunuz? Ne biçim bir manzara bu? Aile meselesi mi Fırat Bey? Böyle el kol hareketleriyle aile meselesi falan olmaz. Bir daha görmeyeyim. Yiğit'e söylemek zorunda da kalmayayım. Hala, biraz konuşalım mı?
Sibel'in annemi üzmeye ne hakkın var ha? Benim sana söyleyecek sözüm yok kızım. Allah sana akıl fikir versin. Peki hala. Bu sefer böyle olsun. Sen bana abimin emanetisin. Şu yaptığın işlere bak. Hiç yakışıyor mu öyle gazetelerde boy boy? Yazık. Yürü Hafize, yürü, başlatma emanetinden şimdi. Gazeteyi görmüşler ha. Yiğit'ten sonra şimdi de enişten, halan. Bunların hepsiyle birden mücadele edebilecek misin? Benim için sadece Yiğit'le halam önemli. Gerisi umurumda değil. Yiğit'le kavgam çok başka. Ona söyleyeceğimi söyledim. O bana bir adım atana kadar ben... Kafanın dikine gitmeye devam edeceksin. Daha ilk günden demiştim. Daha ilk günden bu kızı kimse tutamaz. Güzelliğini ekmeğini yiyecek. Onun başka hesabı, başka derdi var demiştim. Allah aşkına bir sus Tayyar Efendi, bir sus. Sen istediğin kadar dövün şimdi Hafize Hanım ha? Yeğenin çarşaf çarşaf gazetelerde. Daha da tutamazsın sen onu. Bizi hısım akrabaya rezil rüsva ettiğiyle kalacak. Ne diyeyim ben şimdi ha? Ne diyeyim? Senin ne kabahatin var ki anneciğim? Bu niyeti bozmuş. Sen kendini üzersen boşu üzersin artık. Bak herkes benim evladım gibi okuyup adam olacak değil ya. Ha? Bugüne kadar çok şükür yüzümüzü yere eğdirmedi bizim be. Ha yavrum benim. Öyle okuyup kariyer yapmak kolay değil baba. Herkes benim gibi zor yolu seçecek değil ya. Elmas, sen karışma. Niye karışmayacakmış? Yalan mı söylüyor benim yavrum ha? Yalan mı söylüyor? Biz daha gazeteleri gördük, gazeteleri. Ha? Senin o yeğenin olacak edepsiz de kim bilir daha ne numaralar vardır. Allah bilir. Ay ben bir gideyim bakayım şuna. Bu şimdi anlatır bana biliyor musun ne haltlar çeviriyormuş. Ne haltlar çevirecek? Zaten gözüm hep üstlerindeydi. Hallerini hiç beğenmiyordum ama bir söz söyleyecek hakkımız mı var sanki bizim? Ne diyorsun sen Tayyar Efendi? Ne diyeceğim Hafize Hanım? Edepsizlik diz boyu ortada. Ha? Nasıl oldu böyle çarşaf çarşaf boy boy gazetelerde çıkmalar? Tamam artık baba yeter ya. Sen sus lan! Deli deli konuşma Allah aşkına ya. Hadi hadi. Sen benimle konuştun mu gayet iyi biliyorsun. Senin o yeğenin olacak namussuz. Eğer Yiğit Bey'le... Allah aşkına bir sus Tayyar Efendi ya. Kul aşkına bir sus. Eğer Yiğit Bey'le düşüp kalkmıyorsa benim dadım Tayyar değil. Birazdan çıkmamız gerekiyor. Seni ajansa götüreceğim. Umarım oraya gidip havayı kokladığında bunun gerçek bir iş olduğunu fark edersin Nur. Hayırdır Fırat Bey? Bu ayaküstü iş görüşmesi olayı bana özel değil galiba. Keyfin ne kadar da yerinde. Babanın gösterisinde payın var mı Elmas? Ay kıyamam. Birilerinin sinirleri bozulmuş, kendisine günah keçisi arıyormuş. Dün yediğimiz hurmalar diye bir atasözümüz var. Sen onu biliyor musun Nur? Senden iyi bilemem. Bak bak, bak nasıl dillendi. Sen dün gece boy boy poz verirken hiç düşünme halam ne diyecek, enişten ne diyecek diye. O nasıl bugün paparayı yiyince kötü ben mi oldum yani? Aldığın zevk yüzünden akıyor. Sen daha ne anlatıyorsun ki? Laf yarışınızı bölmek istemem ama ikiniz de hazırlansanız iyi edersiniz. Yani? Yiğit'le birbirimize çok benzemesek de benim de soyadım Kozan. Bende de söz ağızdan bir kere çıkar Elmas. Ne diyorsunuz siz? Ben Elmas'la birlikte çalışmam. Sen çalışmayacaksın Nur. Ben çalışacağım. Ben hemen hazırlanıyorum o zaman. Hemen. O görebileceğiniz en güvenilmez insanlardan biridir. Bak sen. Demek tam aradığım kişi. Sen de oyalanma. Çantanı al gel. Arabada bekliyorum seni. Siz neyin peşindesiniz Fırat Bey? Amacınız ne? Zamanı geldiğinde öğrenirsin Nur. Şimdilik bana güvenmek zorundasın. Ya da işi bugün hemen bırakırsın olur biter. İşi bırakırım. Ve bu Yiğit'in zaferi olur değil mi? Seçim senin. Ben çantamı alıp geliyorum. Ne geceydi ama baksana bütün magazin sayfalarında biz varız. Hoş geldiniz.
Rakı reklam oldu hakikaten ha. Bize mi reklam oldu yoksa o modern kuma kendi reklamını mı yaptı? Orası belli değil. Aa, modern kuma. Bak sevdim ben bu lafı. Ya ama öyle değil mi? Sen git adamın evinde çalış, bakıcı ol. Sonra gel adamı tavla. Sonra da git şirketin reklam yüzü ol. Vallahi. Yiğit Bey'i de hiç anlamıyorum yani. Afişlerini parçaladığı kızı bir gecede bütün Türkiye'nin gözünün içine soktu. Erkek milleti işte, ne yaptığı belli değil. Kocan nasıl oldu da izin verdi? Yiğit'ten bahsederken kocan demek nasıl da ağzına yakışıyor? Ya sende de bir eğreti duruyor ki. Çok sık telaffuz edemediğin için herhalde. Çıldırıyorsun değil mi Elmas? Bütün bu tuzaklar, oyunlar. Nasıl da gizli gizli nefret etmişsin benden. Nasıl da mutluluğumu bozmak için elinden geleni ardına koymadın. Gizli saklı işlerden bahsedene bak. Kızım sen gizli gizli evlendin be, sinsi. Evet evlendim. Ben karısının öldüğünü zannederek sevdim Yiğit'i. Ya sen? Kocama aşık olduğunu biliyorum Elmas. Sen böyle bir kocam deyince gülme geliyor bana. Yapacak bir şey yok. Halama dua et. Onun hatırına burada olduğunu unutma. Fırat Bey sana neden böyle bir şans verdi bilmiyorum ama... Eğer iş yerinde arkamdan dolaplar çevirmeye kalkarsan karşılığını alırsın Elmas. İşte iki ruhu diye buna derim. Şahin Bey arıyor. Magazin müdürüymüş. İyi tamam, bağla bakayım şu Şahin'i. Şahin. İyi günler. Bak, şimdi sen hiçbir şey sormadan ben söyleyeceğim sana. Sen de duyduklarını yazacaksın, tamam mı? Dün geceki lansmanda fotoğraflanan hanımefendi bir kere eline mahsus tanıtımlarda kullanılmıştır. Kozan Otomotiv'in yüzü falan olması söz konusu bile değildir. Bizim şirketimizle hiçbir ilişkisi yoktur. Tamam mı? Bunu bir basın açıklaması olarak kabul et. Bunu böyle yaz. Hadi sana kolay gelsin. Bir sonraki adım ne?
Reklam kampanyasını paket etmek herhalde ha? O Fırat yatsın kalksın, dua etsin. Onu paket etmiyorum. Yiğit, esas konuya gelmeyecek misin abicim? Nur niye böyle bir gol attı? Ne oluyor size? Nur Hanım varlık savaşı veriyor. Ayaklarının üstünde duruyor ya. Elması haklı çıkararak mı? Bak Yiğit. Nur, ilk önce senden çektirdiği fotoğrafları gizledi. Sonra bebeğinizi gizledi. Şimdi bu olay. Sence Nur'la ilgili giden ters bir şeyler yok mu? Nur bana ters geliyor. Yaptığı tek şey bu. Ona haksızlık yaptığımı düşünüyor. Madem bana arkanı döndün, ben de sana öyle bir şey yapacağım ki arkanı dönmeni hak edeyim diyor. Sen ne diyorsun peki? Bak. Yiğit. Bak bu kız böyle gözümüzün önünde olursa bu ne anlama gelir hiç düşündün mü? Hayatı didik didik olur. Gazeteler şimdiden Kozanlar'ın modeli bakıcısı mı diye araştırmaya başladılar. Tabii. Sonra da bir tanesi. Sonra da bir tanesini ben sana söyleyeyim. Sonra da bir tanesi her şeyi didik didik edip evli olduğunuzu bile öğrenebilir Yiğit. Ya bu kız şimdi hem manken hem bakıcı olacak öyle mi? Güldürecek miyiz anne böyle kendimize? Ya bize niye gülsünler? Gülünç durumda olan kendisi. Hem nereden manken oluyormuş o Allah aşkına? Fırat onu tavlamak için ağzına bir parmak bal çalmıştır işte. Vallahi ayakta uyutmuşlar bizi. Bravo. Bakıcılık konusunda ben bundan sonra iki tane gazeteye çıktım diye şımarıp yapmak istemezse kendi bileceği işte benim. Ha, o da Nur Hanım'ın keyfine kaldı öyle mi anne ya? Ya İclal. Senin de ne dediğin belli değil. Bir kovacağım diyorsun, bir kovamam diyorsun. Ne diyorsun anlamıyorum ki. Eskiden olsa bir dakika düşünmezdim, kovardım ben onu biliyorsun ama... şimdi can borcum var kıza, kovamıyorum işte. Yine mi can borcu? Bayılacağım. Sen bayılma, dur. Ben kovmam, Yiğit kovar belki. Sonuçta Yiğit böyle bir insanı bizim yanımızda istemez daha. Evde tutmaz böyle bir insanı. Yani kız hem bizden habersiz gidecek, mankenlik yapacak... hem bizim evimizde kalan akrabamızla işi pişirecek. Biz de gideceğiz ona, çocuğumuza emanet edeceğiz. Yok yani Yiğit kabul etmez, istemez böyle bir şeyi. Sonuçta kocam istememiş, ben de ne yapacağım, can borcum var. Bir yere kadar diyebilirim, öyle değil mi? Ben yapma dedikçe inadını yapacak. Biliyorum. Biliyorum, tanıyorum. O gözlerindeki ateşi tanıyorum. Kendi gözlerinden mi tanıyorsun? Evet. Evet, aynen öyle. Kendi gözlerimden tanıyorum. O bana meydan okuyan, o öfkeden çakmak çakmak yanan gözlere bakarken ne kadar delirsem de içten içe biliyorum. Ben ancak böyle bir kadına aşık olabilirdim. Benim gibi kafasına koyduğunu yapan, benim gibi inatçı. Sırf bana kafa tutmak uğruna yanlış şeye inat ediyor. Sen inat, o inat. Nereye varacak bu işin sonu? Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım. Benden beklediği hiçbir şey yapmayacağım. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Yani ajans basmayacaksın. Billboardlardaki fotoğrafları indirmeyeceksin. Zorla güzellik olmayacak ha? Aynen öyle. İçim yese de hiçbir şey yapmayacağım. Onu bu sefer durdurmayacağım. Hiç inandırıcı değil Yiğit. Sen kendini tutamazsın. Ya tutacağım. Gör bak, kendimi tutacağım. Böyle arkama yaslanıp karımın hata yapmasını bekleyeceğim. Buyurun bakalım. Hoş geldiniz. İşte modelimiz. Nur Hanım değil mi? Evet. Çok memnun oldum. Yakından çok daha güzelmişsiniz. Çok teşekkürler. Ajansımızın ilk keşfi de gelmiş. Ne keşif ama değil mi? Gerçekten ilk tecrüben olmasına rağmen çok iyiydin. Hem dün gece gözlerimizi senden alamadık. Umarım seni burada sık sık görürüz. Çok teşekkür ederim. Ama ben öyle sadece durdum. Pek bir şey yapmadım yani. Hem güzel hem alçak gönüllü değil mi? Hadi. Ay çok şahane bir yer burası Fırat Bey. Tam sizin tarzınız. Gerçekten çok güzelmiş. Hayırlısı olur inşallah. Peki... ben ne yapacağım şimdi? Kıyamam.
anlamadı bu. Sen böyle utanmış gibi sırıtıp iltifatları kabul etmeye devam edeceksin tatlım. Bundan sonra işin bu senin. Hay Allah, işleri mi değiştirsek acaba? Sahte sahte sırıtmak senin işin çünkü. Çiğdem Hanım, bakar mısınız? Elmas, sen biraz Çiğdem'le takıl, o birkaç gün seni yitsin. Nur, sen de gel bakalım, çok işimiz var. Buyurun Elmas Hanım. Merhaba. Merhaba. Elmas ben. Serdar. Merhaba. Böyle geç istersen. Ne içersin? Yok, ben bir şey almayayım. Artık konuşabilir miyiz? Ben burada tam olarak ne yapacağım? Ziyaret istiyor galiba. Bir sorun mu var? Kocam bize ilk golünü attı. Yüksek sesle kocan demeyin lütfen. Reklam kampanyasını durdurmuş. Gazetecilere de senin Kozan şirketiyle yasal bir bağın olmadığını açıklamış. Pardon, gülmek istemedim. Yani bu sizin için kötü oldu tabii. Sadece benim için mi Nur? Piyasadaki ilk profesyonel işinde marka sahibi tarafından reddedilen manken oldum. Sanırım kötü bir şey bu. Ama sonunda bir tepki aldım değil mi? Yani beni ciddiye almasaydı basın açıklamasıyla falan uğraşmazdı. Sen bu işi gerçekten sadece Yiğit'i delirtmek için istiyorsun değil mi? Neyse, ben yine de işime bakayım. Önce bu sözleşmeyi imzalayacaksın. Sonra da... Yirmi bin mi? Ne yaptınız siz? Ben hayatımda bu kadar parayı bir arada görmedim. Bu işi yapacaksan çok daha fazlasını göreceksin Nur. Nasıl yani? Ben bir sahneye çıktım, gülümsedim, poz verdim ve bu parayı mı kazandım ben? Bu işleri hiç bilmiyorsundur. Bu show business. Bu para çok fazla. Ben sadece Yiğit'e tepki olsun diye yaptığım bir şeyden bu kadar çok para alamam. İçim rahat etmez. İçime oturur. Espri yapıyorsun değil mi? Hayır. Çok ciddiyim ben. Bakın, benim babam çok çalışkan bir adamdı. Emekli olduktan sonra bile çalışmaya devam etti. Ben paranın ne kadar zor kazanıldığını bilerek büyüdüm. Bu işin karşılığı bana fazla gelse de bu para olabilir. Ama ben bu işi daha layıkıyla yapmadım bile. Hak ettiğime inandığım gün gönül rahatlığıyla alırım. Sen gerçekten ciddisin. Ben bu parayı kazandığıma inanmıyorum. Bir gece Yiğit'e inat, iki gülümseyip sahnede nasıl duracağımı bile bilemeden sadece dikildiğim için bu kadar parayı alamam. Alırsam bu benim babamdan öğrendiğim hak edilmiş kazanca ihanet olur. Seni tanımak çok enteresan olacak Nur. Peki ama ben sen oldum diyene kadar seni bedava çalıştıramam. Bedava çalışacağımı kim söyledi? Bana normal bir aylık bağlarsınız, olur biter işte. Senin portföyünü oluşturmak için fotoğraf çekimini alacaklar. Ben de kocanı bir ziyaret edeyim. Selam söyleyin. Ah kuzen, vah.
Nasıl bir kıza çattın sen böyle? Ben senin inadının kitabını yazarım da Nur'un böyle olduğunu hiç tahmin etmezdim. Vallahi ben hanımefendi ne isterse onu yapıyorum. Vallahi ne diyeyim kardeşim? Sen de o da böyle burnunuzun dikine giderken Allah'tan hayırlısını dilerim. Başka bir şey söyleyemiyorum. Neyse. Senin aşağı inecek durumu yok. Ben ineyim şu servise falan bir bakayım, tamam mı?